Ama tampon çocuklarında semerelliği ora cüra zayıftır ki, o arazilerde dinepri çok geniştir. Çok geniş arazilerde, yani eni çok büyük olduğuna göre tampon çocuklarının idare olunması çok da semerel değil, bazen suları yığıp aparabilir. Ukrayna ordusunun gösterdiği hidmət əsasında Kherson istiqamətində 25 min Rus qoşunu atəş mühasirəsi vəziyyətinə düşdü və onlar yalnız oradan Ukrayna ordusunun icazəsi və köməyi ilə çıxa bilərlər. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində yayımlanan Açıq Söz proqramında qonaq qismində çıxış edən daxili qoşunların keçmiş komandanı Fəhmin Hacıyev bildirib. Daha ətraflı video sujetdə. Kherson istikametinde, Kherson Dnepr çayının sağ sahilinde, cənub sahilinde yerleşen takriben 20-25 bin arası işgalçı kuvvelerin işgal ettiği arazilerde olduğu araziye teçhizatın getirilme. Oradaki olan ambarları mümkün kadar dağıttılar. Aynı zamanda teçhizat yollarını mahvediyor. Yani İngiliz çayı üzerindeki körpü aradan kaldırıldı. Oradaki dambada, yani su ambarının üzerindeki körpü sıradan çıkarıldı. Ve Dnepr çayı üzerindeki esas körpü vurularak sıradan çıkarıldı ve istifadesiz hale getirildi. Yani yük taşıma imkanları minimuma indirildi. Bununla da Kherson istikametinde 25 bine yakın Rus koşunu ateş torbasına düştü. Yani ateş muhasebesi vaziyetine düştü ve oradan çıkmak için yalnızca yalnız Ukrayna'nın rehme esasında ancak o körpüler vasıtasıyla koşullarla değil piyada vasıtasıyla terk edebilirler. Veyahut da tampon çölbelerden bugün teçhizatı cəhd edilirse tampon çölbeler vasıtasıyla da geride gidebilirler. Ama tampon çölbelerinde semerelliği ona göre zayıftır ki o arazilerde Dnepr çok geniştir. Çok geniş arazileri, yani eni çok büyük olduğuna göre tampon çevrelerinin idare olunması çok da semeral değil. Bazen suları yığıp aparabilir. Yani uzaklaştırıp aparabilir. İstikameti değişebilir. Bununla beraber artık bir haftadan çoktur ki birinci nöbette Sakya'da yerleşen Rusya'nın hərbi aviasiya bazası vuruldu. Daha doğrusu göğe usul vuruldu. İmumi sayı 20'den çok hərbi təyyarəsi zədə aldı. 9 ya 11 hərbi təyyarəsi ve müxtəlif məlumatlar var. Tamamilə məhv edildi, sıradan çıxarıldı. Hərbi hissə idarə olunmaz hala getirildi ve son alınan məlumatlar bundan ibarətdir ki, dünən Rusya hemen arazide olan yerde kalan uçakları ve her helikopterleri Krasnodar ərazisine taşıyıp oradaki aerodromların birine taşıyı ve oradan istifade etmek kararı. Yani Kırım arazisinde bu aerodromun istifadesi mümkün değil ve tehlike altında. Ondan başka Cankoy arazisinde orada yerleşen merkezleştirilmiş Kırım, ümumiyyətlə Rusya'nın Kırım üzerinde ve Ukrayna dövüşlerinde istifade edilen merkezleştirilmiş hərbi silah ve sursat ambarları yerleşen, yani o daşınıp oraya getirilir, oradan paylanır. Yani paylama məntəqəsindən bölüştürme məntəqəsi vuruldu. Kifayət qədər böyük zəmələr vuruldu və oradakı müəyyən qism silah və sursat aradan çıxarılmış oldu.